Onun hedefi batılı değerleri ve kültürü yok etmek, İslam devrimini bütün Orta Doğu'ya yaymaktı. Bu iki gelişme Batı'yı panikletti. Sovyetleri kuşatan domino taşları teker teker düşüyordu. Amerika sıranın Türkiye'ye geldiğinden korktu. Ülkede artan istikrarsızlık, çöken ekonomi Batı'nın tüylerini diken diken etmişti. Paul Henze o günlerde Washington'da Amerikan yönetiminin Ankara'yı nasıl gözlediğini en iyi bilenlerden biriydi. İran'ın kaybedilmesinden sonra bir panikleme dönemi oldu. Herkes Türkiye için müthiş kaygılandı. Terörün galip geleceğini, Türklerin olayların üstesinden gelemeyeceğini düşünenler çoktu. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Warren Christopher'ı ve değerli çalışma arkadaşlarını... Amerika'nın bir sıkıntısı daha vardı. Daha önce İran'da konuşlandırılmış olan U-2 casus uçakları devrimden sonra yersiz kalmışlardı. Sovyetlere karşı Amerika'nın gözü kulağı olan bu uçaklar için en iyi üssün Türkiye olduğunu düşünüyorlardı. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher Ecevit'in kapısını çaldı. Prime Minister, who I regard as one of the great leaders of the free world. Siz bize bu izni vermedikçe bir dolarlık dış yardım alamazsınız dedi. Ben o zaman ayağa kalktım, bu görüşme burada bitiyor dedim. Müsaadenizle dedim. Büyükelçi telaşlandı. Bizi 15 dakika baş başa bırakın dedi. Peki dedim, arkadaşlarımla birlikte üst kata gittim. Yarım saat sonra haberleri geldi. Aşağı indik. Christopher özür diledi. Böyle bir bağlantı kurmayacağız beklediğiniz yardımlarla şeyler arasında diye. Casus suçları arasında. Bağ kurulmadı ancak Amerika Ecevit'in hanesine bir eksi işaret daha koydu. Bu gelişmeye rağmen 5 Ocak 1979'da Atlantik Okyanusu'ndaki küçücük bir adada Guadeloupe'da Türkiye masaya yatırıldı. Masanın çevresinde Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız liderler oturuyordu. Ve Türkiye'ye ivedinin ivedisi yardım kararı, tabir o. İvedinin ivedisi, urgent İngilizcesiyle. Yardım kararı aldılar. Ama bir türlü bunu uygulamaya geçirmediler. Çünkü yardım son derece önemli bir koşula bağlıydı. O koşulu gerçekleştirmek ise Ecevit hükümeti için ateşten gömlekti. Türkiye'nin uluslararası para fonu yani IMF'in denetimine girmesi gerekiyordu. Bu koşullar da yenilir yutulur gibi değildi. Paranın değeri düşürülecek, başta petrol ürünleri olmak üzere her şeye büyük zamlar yapılacak, ücretler dondurulacaktı. Sonuncusu ve en önemlisi Türkiye'nin devlet korunmasını bırakıp kapılarını ardına kadar açması ve serbest piyasa ekonomisine geçmesi gerekiyordu. Karma ekonomi terk edilecek, devletin ekonomi üstündeki etkinliği azaltılacaktı. Bütün bu koşulların yerine getirilip getirilmediği de yine bu ülkelerin belirleyeceği bir heyet tarafından kontrol altında tutulacaktı. Yani Batı Türk ekonomisini gözaltına alıyordu. Oysa böyle bir dev reforma kimse hazırlıklı değildi. IMF ile, Uluslararası Para Fonu ile ve Dünya Bankası ile ilişkiler Türkiye'de çok duyarlı bir konu haline gelmişti. Bu bazı öteki parti çevrelerinde olduk. Özellikle bizim partimiz için yani Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerliydi. Bunlar uluslararası düzenin belli başlı sömürü araçları olarak görülüyordu. Hükümette ve CHP'de IMF koşullarına karşı müthiş bir tepki yaşandı. Bağımsızlığın elden gideceği söylendi. Batılılar kestirip attılar. IMF'e uyulmazsa Türkiye'ye bir kuruş yardım yapılmayacaktı. Öyle de oldu. Ne yardım geldi ne kredi. O zaman da tabii IMF sizi güç durumda bıraktı. Yani güç noktada yakaladı. Bir yandan ekonomi çok sıkışmış, çok güç noktadasınız. İster istemez liberal politika yapmanız gerekiyordu. Ama sanıyorum o liberal politikaya da hazır değildi. Parti kamuoyu çok hazır değildi. Türkiye para fonunun koşullarını yerine getiremedi. Kime el uzatılsa aynı yanıt alınıyordu. Para fonu yani IMF ile anlaşım öyle gelin. Müslüman ülkelere dönüldü, onlar da aynı yanıtı verdiler. Libya'dan Suudi Arabistan'a kadar yakın müttefikler dahi para vermek için Türkiye'nin IMF denetimine girmesi koşulunu öne sürüyorlardı.
Bütün kapılar liberalizme hazır olmayan, IMF şartlarına direnen hükümetin yüzüne kapandı. Tek çare uluslararası tefeci piyasasıydı. Öyle bir gün geldi ki hükümet Cumhuriyet tarihinin en ağır anlaşmasını yaptı. Türkiye en önemli varlığını, silolarında bulunan bütün tarım ürünlerini 150 milyon dolarlık kredi karşılığı Wells Fargo adlı bir Amerikan bankasına rehin etti. Haber kamuoyunda bomba gibi patladı. Ekmeğini topraktan çıkaran Türkiye için bu karar manevi yıkımdı. Halkın rızkını el aleme ipotek etmekti. Hükümet karışıverdi. Bütün bu gelişmeler zaten derme çatma olan hükümeti ve CHP'yi sarsmaya başladı. Parti hiziplere büründü. Hedefte genel başkan Ecevit'ti. Başarısızlığın faturası başbakana çıkmıştı. Herkes o kadar başına buyruktu ki hükümette uyum diye bir şey kalmamıştı. Başbakan Genel İdare Kurulu'na geldiği zaman sabahları resmi gazetede kendisinin haberi olmadığı bir takım Maliye Bakanlığı bildirileriyle karşılaşmaktan şikayet ediyordu, hazine bildirileriyle. O hükümetin umulan, benim umduğum performansı gösteremeyişinde yalnız dışımızdan gelen 11'lerin değil, kendi içimizdeki hizipleşmelerin birbirlerini engelleme gayretlerinde maalesef küçümsenemeyecek bir rolü olmuştur. Artık herkes birbirine düşmüştü. Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi Üşgüzar ile Gümrük Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'yı yolsuzluk yapmakla suçladı. Üşgüzar istifa etti. Bağımsız bakanlardan 6'sı da kabinedeki bir başka arkadaşlarını, Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'yi bölücülük yapmakla suçladılar. 1979'un Nisan'ında benim Hürriyet Gazetesi'nde çıkan bir demecim oldu. Türkiye'de Kürtler var, ben de Kürt'üm. Ama hemen altını çiziyordum. Bu devletin misak-ı milli sınırlarına saygılıyım diye. Benim o beyanatım o günün koşullarında adeta bir toplumsal deprem yarattı. Türkiye'de ilk kez bir bakan Kürt meselesinin varlığından söz ediyordu. Yaşanan siyasi deprem o kadar büyüktü ki Milli Güvenlik Kurulu bile bu açıklamadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Zira Güneydoğu'da kaygı verici gelişmeler yaşanıyordu. Adına APO'cular denen örgüt Güneydoğu'yu adeta kasıp kavurmaya başlamıştı. ...1979 yılının Ramazan ayıydı. Urfa, Siverek ilçesine bağlı Kırbaşlar mezrasında yolun hemen kıyısındaki küçük bir odada iftar yemeği vardı. Adalet Partisi Urfa Milletvekili Bucak aşiretinin reisi Celal Bucak kayınpederinin evine davet edilmişti. Tam kahve faslına geçilmişti ki birden silahlar patladı. Kurşun sesleri çığlıklara karıştı. Kıyamet kopmuştu. Yaklaşık 300 militan mezranın hemen kıyısından geçen Urfa-Siverek karayoluna mevzilenmişlerdi. Bu APO'cuların o güne kadarki en büyük eylemiydi. Amaç sadece Celal Bucağı öldürmek değil, bölgedeki tüm aşiretlere gözdağı vermekti. Çatışma sabaha kadar sürdü. Gün ışımaya başladığında saldırganlar püskürtüldü. Geride 5 ölü 11 yaralı kaldı. Bu baskının ertesi günü Hilvan'da düzenlenen cenaze töreni adeta APO'cuların gövde gösterisine dönüştü. Örgüt bayrakları her köşeye asıldı. Kalaşnikovlu militanlar devlet dairelerini tatil ettirdiler. Önünde nöbet tuttular. Arka arkaya yaşanan bu gelişmeler Ankara'nın zirvesini karıştırıverdi. Merhum Mehmet Bucağı yöneltilmiş olan hadise çok manidar bir hadiseydi. Çünkü Mehmet Bucak orada nüfuzlu bir arkadaştı. Ona bu hadise yöneltilebiliyorsa ve devletin yanındaydı. Yöneltilebiliyorsa bu devlete karşıdır. Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Korutürk ve Başbakan Ecevit'e yazdığı iki mektupla hükümeti duyarsız kalmakla suçladı.
sıkı yönetimin de teröre karşı etkisiz olduğunu vurguladı. Ecevit'in yanıtı iki lider arasındaki sağırlar diyaloğuna tipik bir örnekti. Ecevit